emperyalizme bugünün dostudur anlayışıyla Avrupa Birliği'ne girmek için her şeyi unutup emperyalistlere diz çökenlere yanıttır Çanakkale Savaşları. Yurtseverlik uğruna ömrü zindanlarda geçen vatan şairimiz Namık Kemal, memleket bitti, bitmedi, hala sen, ben, bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşman derken, gerçek bölücünün, ayrımcının, statükocuların içimizde olduğunun da daha o günden kanıtıdır Çanakkale Savaşı. Aşina var, gözlerinin Çanakkale Savaşı başladığı anda içi içine sığmaz ve sürekli olarak İstanbul'a Enver Paşa'ya mektuplar yazar. Beni de arkadaşlarımın yanına görevlendirin, ben de Çanakkale'de çarpışmak istiyorum diye. Fakat eskiye dayanan arkadaşlıklarına rağmen Enver Paşa bir türlü Mustafa Kemal'in istediği o akamayı yapmaz. Geciktirir, geciktirir ve ne zamanki Mustafa Kemal eşyalarını toplayıp Bulgaristan'dan İstanbul'a doğru hareket edeceği sırada eline bir yazı gönderilir. 19. Tümen Komutanlığı'na Çanakkale'ye atamanız yapılmıştır diye. Büyük bir heyecan, büyük bir istekle birlikte genç subay Mustafa Kemal Çanakkale'ye gelir. Çanakkale Savaşı'nda o boğazı geçip İstanbul'da çay içeriz diyen İtilaf Devletleri 18 Mart 1915'te Çanakkale'nin serin sularına gömüldükten sonra kendi ülkelerindeki kamuoyunda büyük bir tartışma başlar. Yöneticilerine, başbakanlarına ve krallarına gazeteler yazılar yazar. Askerin içerisi bir anda karışmıştır. Hani sizler bize çok rahatlıkla Çanakkale Boğazı'nı geçip de İstanbul'da bir iki güne kadar çay içeriz diyordunuz. Ne oldu da 18 Mart 2015'te yenilgiyle Çanakkale'nin serin sularına gömülerek sonuçlandı diye bir kamuoyu gürültüsü kopar. Ve bunun üzerine İtilaf Devletleri bütün güçleriyle birlikte 25 Nisan 2015 sabahında sabaha karşı Çanakkale'ye çıkarma yapacaktır. Tek bir kişi, İngilizlerin tarihini bilen, İngilizleri çok iyi araştıran tek bir insan İngilizlerin ağırlıklı sahilden yapacaklarını düşünmez. Aksine kimsenin aklına gelmeyecek sarp, kayalık bir yerden yapacaklarını düşünür. Bu kişi tabii ki bugünlerimize sebep olan Mustafa Kemal'dir. Genç Mustafa Kemal. Ve genç subay Mustafa Kemal ordusuyla beraberindeki 57. alayla birlikte Koca Çimen Tepesi'ne doğru hareket eder. Hareket ettiği sırada İngilizlerin ve İtilaf Devletleri'nin Çanakkale sırtlarına çıkarma yaptığı haberi.